Nedim Şener tarih yazamadı. Tarih olacak mı? 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Millet İttifakını oluşturan 6 parti ile PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamamasında ve 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilememesinde payı olanlardan birisi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerdir. Sürekli kazanacak aday vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına üstü örtülü karşı çıkan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Alevi olduğu için seçilemeyeceğine dair sözlerine yeterli tepkiyi vermeyen, buna karşın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı yine CHP'nin iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren Akşener, 3 Mart akşamı yaptığı açıklamadaki şu sözlerle altılı masaya Altın vuruş yaptı. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiş, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız. Ez cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Kalktığı masaya döndü. Bu sözleri eden Meral Akşener, özellikle masa ortağı CHP'ye yakın ünlü ünsüz kişiler, troll ağları tarafından Sosyal medyada öylesine ağır hakaretlere uğradı ki 3 gün sonra 6 Mart'ta masaya geri döndü. 3 gün önce kazanamayacak aday dediği Kılıçdaroğlu için %100 kazanacak demeye başladı. Masadan kalkması, sonra da hakaretlere boyun eğerek geri dönmesi kendi seçmen tabanında bile karşılık görmedi. Meral Akşener unutmuş görünse de seçmenleri bunu unutmadı. Meral Akşener'in de karşı olduğu Kılıçdaroğlu'na yeterli desteği vermedi. Sözleri doğrulandı. Seçim ezimetinde rol oynayan Meral Akşener'in tespitleri ise zaman geçtikçe doğrulandı. Noter masası dediği altılı masanın gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylanması için kurulduğu ortaya çıktı. Kumar masası tanımlaması ise hem milletvekilliği seçiminde istediği başarıyı sağlayamamaları hem de Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamamasıyla teyit edilmiş oldu. Şimdi gelindi ya tarih yazacağız ya tarih olacağız kehanetine. Kılıçdaroğlu tarih olmamak için CHP'deki koltuğunu korumaya uğraşıyor. Akşener ise hezimete rağmen bu hafta sonu kongrede yeniden seçilerek ayakta kalmaya çalışıyor. AKŞENER'in altılı masa ortakları için söylediği bu söz kendi partisi için gerçekleşecek mi zaman gösterecek. Yeniden başkan seçilse bile 14 Mayıs öncesi Yavuz Ağralioğlu'nun eleştirileri, seçim öncesi ve sonrası istifalar tarih olacağının işaretlerini veriyor. Para, kayırma, FETÖ. İyi Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçük Ali partisinden istifa ederken Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük, para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını başkaları adına utanarak gördük dedi. 2017 yılında Google'daki üst düzey yöneticiliğini bırakarak Türkiye'ye dönen İyi Parti kurucu genel başkan yardımcısı Taylan Yıldız da önceki gün istifa ederken şu açıklamayı yaptı. Bilerek ya da bilmeyerek pek çok yönetici bu liyakatsiz düzenin devamını istiyor. Her şey kapalı kapılar ardında, ahbap çavuş ilişkisiyle ilerlesin, başarı kriterleri belli olmasın, işte hepsi bu. Hiçbir şey sorgulanmıyor, öz eleştiri yapılmıyor, kimse yanlışını kabul etmiyor, pek çok yönetici bundan memnun ama biz memnun değiliz. FETÖ eleştirisi Partisinin FETÖ'cülerle ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilişkisini eleştiren ve Nisan ayında İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Meral Akşener'in danışmanlarından Doktor Hasan Sami Özvarinli ise bu konudaki eleştirilerini hala sürdürüyor. Twitter hesabından Akşener'i eleştiren Özvarinli, ben başbakan olacağım çıkışı, cumhurbaşkanlığına aday değilim, sözü FETÖ üst aklının taktiğiydi. Bu plan üst aklın planıydı ve FETÖ üst aklı tüm siyasi kurgusunu İyi Parti üzerine kurmuştu diye yazdı. Bununla da yetinmedi, İyi Parti'ye yönelik şu suçlamalarda bulundu. FETÖ ile o ya da bu şekilde bir bağlantısı veyahut bir dosyası bulunan kişiler sanki tek bir noktadan emir gelmişçesine İyi Parti'ye en tepeden giriş yaptı. İyi Parti'yi Meral Akşener yönetmiyor. Bu sebeple çok başlı bir siyasi parti olarak İyi Parti'de her türlü tutarsızlığı gözlemlemek mümkün. Masak incelesin. Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba taallukatları diğer bir taraftan, partinin genel başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir. Teşkilatların ve gikin her seferinde sudan çıkmış balık gibi şaşkınlıklar yaşamasının sebebi bu gölge kabineden dolayıdır. İyi Parti'yi yöneten ailenin hesapları incelenmeli. Milletvekili adaylıklarının şekillendiği süreç devletimizin bu konulardaki en ciddi kurumu olan MASAK tarafından takibe alınmalı. Bu sayede Türk siyasetinde yeni bir dönem başlar, herkese de ders olur. Ülkücü kardeşim, gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan gün bugün iyi parti saflarını terk et. Bir şeyi bilen değil, içerideki pek çok şeyi bilen ve senin bilmediğin pek çok sırra vakıf olan bir ülkücü olarak söylüyorum. Sen bulunduğun il ve ilçede saf duygularınla gerçek planlardan haberin olmadan bu yola inanmış olabilirsin lakin bir ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu. Tarih yazamadığı tarihe geçebilir. İşte İyi Parti, kaybedilmiş bir seçimin ardından bu tartışmaların eşliğinde 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olma planı suya düşen, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve başbakan olacağım söylemi hayal olan Akşener'e 81 il başkanı desteğini açıkladı. Seçmenlerini neyle motive edeceğini gerçekten merak ediyorum.'' Evet, yine genel başkan seçilerek tüm bu başarısızlık ve iddialarla tarihe geçebilir ama eninde sonunda tarih olmaktan kaçamaz. Nedim Şener, Hürriyet Haşmet Babaoğlu Terlik şu veya bu olsa ne fark eder? Kılıçdaroğlu bunun için var işte. Tartışılarak oyalamak için. O arada Akşener, Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu kuytularına çekili verdiler. Yeşil Sol Parti bambaşka havalara girdi. Masada inat edip üç vekil çıkarmayı başaran Demokrat Parti'yi hatırlayan yok. Sanki hepsi kazandı, bir tek Kılıçdaroğlu kaybetti. İyi numara değil mi? Kılıçdaroğlu tartışılırken ne oluyor? Sosyolojik boyutu asla uzayıp kısalmayan, öyle de devam edecek olan CHP'nin Türkiye'nin hayati önemde bir partisi olduğu sanılıyor. Yorumcular bu partinin tabanının terliğe oy verecek zihin dünyalarını unutup Kılıçdaroğlu gitmeli mi gitmemeli mi tartışmasıyla vakit harcıyor. Bir de yeniden alevlenen medya haberleri ve bir yorum stili var. CHP'nin Atatürkçüleri nerede diye soruyorlar, tek tük kalmış eski baykalcıları konuşturuyorlar. Komik. Terlik dedi taban yahu terlik. Terlik dedikleri şunlardan olsa ne olur? Bunlardan olsa ne olur? Hem bize ne Peki nereye bakmalıyız? %47.8'e. CHP %22-25'ten ibaret mi? Kılıçdaroğlu niye var? Yerine İmamoğlu gelse ne yapacak? %22-25 arasında yerinde sayıp artık pek bir anlamı kalmayan yaşam tarzı siyasetini sürdürmek için mi? Batı ülkelerinin büyük elçilerinin yerli siyasi acentesi olarak bununla yetinebilir mi? Bütün mesele muhafazakar sosyolojiden muhalefete kan naklindedir. Bunu anlamayan hiçbir şeyi anlamaz. Kılıçdaroğlu CHP'si de tıpkı Baykal CHP'si gibi iktidar olmak için yapılanmış bir teşkilat ve fikir dünyası değildir. Ancak Kılıçdaroğlu CHP'si muhafazakarlarla ve milliyetçilerle ittifak siyaseti projesiyle farklılaştı. Dışarıdaki fikir babaları Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çalıştırıp başa getirdi. O da yıllar boyunca bütün eleştirileri göğüsleyip öğrendiğinden şaşmadan yoluna devam etti. Vesayetçiler işe karışmıyorsa bu ülkede iktidarın gövdesini daima muhafazakar, milliyetçi ve mütedeyyin sosyoloji belirler. Bunu unutmayın. Demek ki bugün olmasa yarın asıl bakmamız ve konuşmamız gereken kesim açıktır. Haşmet Babaoğlu Sabah